Arkadaşlar merhaba. 25 Eylül 2021 akşam yarışlarında Amerika'dayız, Philadelphia'da. Bu sefer Philadelphia'da grup koşular var, stakesler var. Tabii otomatikman oradaki kendine ait jokeylerle top jokeyler hepsi bir arada karışmışlar. Top jokeyler iyi atlara biniyor. Hepsini değerlendirdik arkadaşlar. Şimdi birinci koşu saat 20:26'da başlıyor Philadelphia'da. Parix kısa adıyla. Yani Google'da arama yaparsanız Parix olarak arama yapın genelde. Parix Hipodromu gibi düşünün. Orada yabancı yarışlarla ilgili de bazı tip siteleri falan var. Yani değerlendirebiliyorsanız arkadaşlar bakarsanız. Şimdi arkadaşlar 20:26'da maiden bir koşula başlıyor. Zor bir koşula başlıyor. 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Bugün zor bir gün. Tabi AGF 1'ler değil, AGF 10'lar da gelir, 9'lar da gelir. Bilemeyiz bunu. Ama öyle bir ayak var ki, birinci ayak var ki en zor koşu konumunda. Evet, burada 15 numarayla başlayalım. Flying the, with the Angels, Joao Rosario ile. Gördüğünüz gibi Philadelphia'da, Parix Hipodromu'nda görüyoruz kendisini. 8 numaralı Rufy, Dexter Hot Dog. 6 numaralı O'Brien, Courtney Gallardo. 2 numaralı Bodeo, Jorge Gonzalez. 7 numaralı Johnny Swish. 5 numaralı Doctor Doom. 1 numaralı My Cousin Rich. Ricardo Santana Jr. ile. Ve son olarak da 12 numaralı Motion Picture, Luis Suarez'le. 15, 8, 6, 2, 7, 5, 1, 12 arkadaşlar. Tam 8 tane safkanla buraya geçiyoruz. Evet, 15, 8, 6, 2, 7, 5, 1, 12. Evet, ikinci koşudayız. Birinci altının ikinci ayağı. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1400 metre. Kum piste çıkacaklar Philadelphia'da. Arkadaşlar burada da 5 tane safkan var ön planda. 8 numaralı Gunfighter. Luis Saez de çok şanslı. İlk koşturu koşuda ikincilik yaparak 80 handikap puanına ulaşan alternatif banko dahi düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Neden olmasın ama Luis Saez yine iyi atlara biniyor ileride. Evet, 8 numara Gun Fighter ilk atımız. 13 numara Dagnabit. Dagnabit arkadaşlar ekürü, kırmızı ekürler. Frankie Pennington ama aynı zamanda 11'e de binebilir. Hangisine binerse artık onu yazacağız. O şekilde yani 13 ve 11 diyoruz buraya. 6 numaralı Kenner Ruben Silvera ile 4 numaralı Brindisi arkadaşlar. Burada Kenry Karmuş'la ve 7 numaralı No Need to Worry arkadaşlar. Silvestre Gonzalez'le. Burası 8, 13 ve 11 ekürler yani 6, 4 ve 7 şeklinde burayı geçmeye çalışacağız bakalım. Tabi 12 numara da burada iyi durumda. Dileyenler 12 numarayı da ilave edebilirler. Arkadaşlar 3. koşuda şimdi Plum Pretty Stakes diye geçiyor. Birinci 120 bin dolar ikramiye var. Stakesler başlıyor böyle yavaş yavaş. 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre kum piste çıkacaklar. 6 numaralı Chatwagon burada Jomer Torres'te normal şartlar altında kazanması lazım arkadaşlar. Chatwagon gerçekten iyi bir safkan. Burada bir eğer hata yapmazsa tekrar kazanacaktır. Bu düştüğü anda 1 numara devreye girer arkadaşlar. Anında 1 numara devreye girer. Volt. O yüzden burada oynamak isteyen arkadaşlar ikili bilhassa 6-1 düşünebilirler. Dördüncü koşu Parks 4 Mile Stakes. O da listed 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum pistte çıkılacak. 8 tane safkan içerisinde burada da 6 numaralı Silver State Ricardo Santana Jr. ile, bu da şampiyonluk arkadaşlar sayılır. Onu da banko atıyoruz. Yani ikinci altılıya 6 numara banko ile başlıyoruz arkadaşlar. Eğer o da düştü takdirde bu da bayağı bir işi zor. Tornitel Rubens Rivera ile devreye girebilir. Varios Charge iyi bir safkan. Westville Power
Akabinde de devreye giriyor. 6 numara banko. 5. koşu arka arka 2 tane 6 numara banko arkadaşlar. 3. koşu ve 4. koşu da 6-6. Evet, Greenwood Cup Stakes'e geçiyor. Açık grup 3 koşusu. Birinciye yine 120 bin dolar ikramiye var. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 2400 metre kum pisti için bir araya gelmişler. Burada 4 tane safkan çok ön planda. 3 numaralı Moretti, Louis Saez ile 8 numaralı Seafoam, Joao Rosario ile 4 numaralı Magic Michael, Frankie Pennington ile ve 7 numaralı Sheer Flattery, Ruben Silvera ile arkadaşlar. 3, 8, 4 ve 7 şeklinde burayı tam 4 tane safkanla geçeceğiz. Evet, şimdi Çim pistiyiz. Grup 3 koşusu. Torf Monster Stakes'e geçiyor. Torf zaten Çim demek. Açık grup 3, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metre Çim piste çıkacaklar. 13 tane safkan start oluyor burada. Arkadaşlar şimdi buna baktığımız zaman tam 3 tane safkan çok ön planda. 8 numaralı Caravel Jose Ortiz ile. Jose Ortiz de girdi devreye gördüğünüz gibi. Yüksek miktarlı koşulara buradan itibaren katılıyor. 4 numaralı Carotari Luis Saez ile. Ve 1 numaralı Beer Can Man Flavian Pratt arkadaşlar. Burada dikkat etmek lazım. Yalnız burada farklı bir at da gelebilir. Mesela 11 numaralı Ricardo Santana Junior'un 11 numaralı Hollywood Talent var. Belgrano var arkadaşlar. 3. birinciliğini alır mı bilemeyiz. Ve tabii ki 5 numara da var. Firecroft, Joao Rosario ile. Bu safkanlardan da ses çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Evet, 8-4-1 dedik ve diğer bahsettiğimiz atları siz biliyorsunuz. Şimdi Gallant Bobstakes'teyiz. 7. koşudayız. Grup 2 koşusu 3 yaşlı İngiliz safkanları 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 7 numaralı Jack's Warrior normalde alternatif bir banko Joao Rosario ile. Yani dileyenler bunu banko olarak değerlendirebilirler. Ancak biz burada 3 tane daha safkan var. Yani bu 7, %70, %80 gelecek gibi duruyor. Ama burada 3 tane daha safkan var ki bizim kafamızı karıştıran 6 numaralı Beren. Hatırlarsınız Beren'i, zaten koşuyor Frank Pennington. 1 numaralı Real Talk Paco Lopez'de. Paco Lopez bir tek burada bu safkana biniyor arkadaşlar. Zaten bu Irat Ortiz'le kavgasından sonra kovalanmıştı orada. Ve dışlanmıştı ve burada Parikse'ye, yani Philadelphia'ya falan gelmeye kalktı. Nedense burada bir tane bu ata biniyor. Paco Lopez Real Talk'a biniyor. Ve 3 numaralı Evsam Gary Ricardo Santana Junior'la. Safi Joseph Junior'ın buradaki antrenör ettiği safkan. Arkadaşlar 7 banko atmazsanız 6, 1 ve 3'ü mutlaka yazmanız gerekiyor. Kısa ve net. 8. koşu Cotillion Stakes. Evet, birinci 600 bin dolar bir ikramiye var. Açık koşu, grup 1 koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum piste çıkacaklar. 9 tane safkan içerisinde tam 6 tane safkan biz bulduk. İlk atımız 7 numaralı Private Mission Flavian Pratt'la, 8 numaralı Always Carina John Velasquez, 1 numaralı Obligatory Jose Ortiz, 2 numaralı Al Worthy Florian Jolux, 5 numaralı Army Wife Joao Rosario ve 6 numaralı Clarier Ricardo Santana Jr. 7, 8, 1, 2, 5 ve 6 olarak burayı tam 6 tane atla geçiyoruz. Son koşudayız şimdi. Pennsylvania Derby. Bu da bir açık bir grup bir koşusu. 3 yaşlı İngilizler fix. Hepsi 3 yaşında. 1800 metre kum piste çıkacaklar. 5 tane safkana yer verdik. İlk atımız 7 numaralı Hot Rod Charlie Flavian Pratt'la. Flavian Pratt'a söylemiştim size özel bir jockey olduğunu. Orada koşudan koşuya koşmadığını, sadece önemli stakeslerde grup koşularında yer aldığını söylemiştim. Arkadaşlar binde her adı değerlendirmenize yarar var. Çünkü içlerinden bir tanesini kazanıyor o gün. 2 numaralı Keeping Me In Mind Joao Rosario ile. 3 numaralı Speaker's Corner Jose Ortiz ile. 9 numaralı Medina Spirit John Velasquez ile. Ve 10 numaralı American Revolution Luis Saez ile. 7, 2, 3, 9, 10. Böylece 5 tane safkanı burada doldurmuş olduk. Arkadaşlar yerine koyduk. Tahminlerimizi de burada noktalandırıyoruz. Amerika ile ilgili söyleyeceklerimiz burada bitiyor.
Arkadaşlar yarışlardan evvel web sitemize bakıyorsunuz ve oradaki şablonlarımıza da ulaşabiliyorsunuz ve iyi bir hafta sonu geçirmenizle iyi bir cumartesi akşamı olsun. Görüşmek üzere, bol şans.